Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırladığımız Müslüman Bilim Adamları programımızın bu bölümünde dünyaca meşhur Endülüslü astronom, filozof ve şair Abbas bin Firnas'ı anlatacağım. 9. yüzyılda yaşadığı düşünülen Abbas bin Firnas, yaptığı ilmi ve edebi çalışmalar sayesinde Kurtuba'da 1. Hakem'in sarayına girmiş ve 2. Abdurrahman ile 1. Muhammed dönemlerinde de mevkiini korumuştur. Abbas bin Firnas, insanoğlunun uçma hayalini gerçekleştirebilmek için 9. yüzyılda neredeyse 70 yaşındayken uçmayı deneyerek bilim tarihindeki yerini almıştır. Abbas bin Firnas bu denemeleri için kuşların uçuşu üzerine ayrıntılı çalışmalar yaptı. Kuşların ikili uçuş modelini, süzülmeyi ve sekizli kanat çırpma figürünü gözlemlemiştir. Abbas bin Firnas, Kurtuba'da bir tepe üzerinde gerçekleştirmiş olduğu bir uçma denemesi, dolayısıyla havacılığın öncülerinden sayılmaktadır. Abbas bin Firnas'ın birbirine ipekle bağlanmış, tahtadan yapılmış, tüy ve ipek kaplı kanat ve kıyafetiyle başarılı bir şekilde havalandığı biliniyor. Uzayı temsil eden bir gök küresi yapan Abbas bin Firnas, fizik ve astronomi alanında birçok buluş yapmıştır. Avrupa'da astronominin gelişmesinde tesiri olan Sind-Hind tablolarının çizimlerini yapmıştır. Abbas bin Firnas, daha önce benzeri görülmemiş menkane yani mikate adı verilen bir de saat imal etti. Yaptığı birçok keşifle ve doğu ilimlerini batıda yayma çabalarıyla çağdaşlarının dikkatini çeken Abbas bin Firnas'a Hakimul Endülüs unvanı verildi. Havacılığın öncülerinden Endülüslü astronom, filozof ve şair Abbas bin Firnas'ı anlattık.